Aman sinova bakmadıkları için adam arıyorlar. Efendim gölge etmeyin, başka ihsan istemem diyor. Şimdi biz de rakiplere aynı şeyi söylüyoruz. Gölge etmeyin, başka ihsan istemiyoruz. Sinop. Evet, teşekkür ederim. Hava sıcak. Biraz da sizi sındırdınız havayı. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, diyor ki evet. Arka taraf tamam diyor. Ayağın tarafını başlıyor. Bu tarafa evet. Çıkacağız diyor. Ayancı'ya da bakarız. Sağ ol, Allah razı olsun. Gerze'ye de bakarız. Kur'an'a da bakarız. Erbele'ye de bakarız. Hepsine bakarız merak etmeyin. Dokuz ilçenin hepsine bakarız. Bir dakika dur. Şimdi basın mensuplarına müsaade verelim. Tamam. Sonra ne konuşacağız? Evet, arkadaşlar teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet. Çok sağ olun. Çok evet. Sağ olun. Arkadaşlar basın kaldırdı. Basın bir görüntü alacak. Sinan dur bir. Tamam, evet arkadaşlar. Bahçeye giriş yapan bir arkadaşımız var herhalde. Evet. Muhtarlar. Hadi gel muhtar. Gel şimdi. Rozet isterim. Ver rozetleri getirin arkadaşlar. Bostancalı köyü, Bostancı. Bostancı nereye bağlı? Merkez köyü. Merkez. İkisi de merkez. Ağlanma. Evet. Evet. Böyle bir fotoğraf. Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Genel Müdürüm, Sayın Misafirler, Değerli Basın Mensupları, Sinop, Demirciköy, Balıkçı Barınağı'nın açılış törenine hoş geldiniz. Sayın Bakanım, değerli konuklar, 2009 yılının Mayıs ayında ilk taş çekmeye başladığımız Sinop Demirciköy Balıkçı Barınağı inşaatını yaz kış demeden yoğun bir çalışma ile 2,5 yıl gibi kısa bir sürede 25-12-2011 yılında tamamlamış bulunuyoruz. Bir balıkçı barınağını 10 yılda tamamlarken Sayın Başbakanımızın önderliğinde Zat-ı Ali'nizin olağanüstü destekleriyle balıkçı barınaklarını, mendirekleri ve limanları süresinden de önce tamamlayabiliyoruz. Zat-ı Ali'nize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Ve bu vesileyle Sinop Demirciköy Balıkçı Barınağı'nın Sinop'a, ülkemize ve balıkçı kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, çok değerli basın mensupları, değerli belediye başkanlarımız ve Sinop'umuzun çok değerli güzel insanları. Karadeniz bölgemizin güzel ili Sinop'a ve Demirciköy Balıkçı Barınağımızın açılış törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Projelerin bir an önce bitirilerek hizmete sunulabilmesi için 2003 yılından bugüne kadar sadece tarım sektöründe 38 adet balıkçı barınağını tamamlayarak 600 milyon TL gibi bir yatırım yaptık. 178 olan Türkiye genelindeki balıkçı barınağımızın sayısı da bu balıkçı barınağımızla birlikte
216'ya yükselmiş oldu. Sayın Bakanım, değerli misafirler, Sinop'a yatırımlarımız sadece bu balıkçı barınağının bundan ibaret olmayıp 1996 yılında başlanılan yine bu bölgede Helaldı ve Gerze balıkçı barınaklarını da tamamlayarak yöre halkımızın hizmetine sunmuştuk. Öncelikle bugün Babalar Günü, Sayın Bakanımızın ve bütün babaların gününü kutluyorum. Öyle anlaşılıyor ki bugün Sayın Bakanım Sinop balıkçılarının da babası oluyorsunuz. Eksik olmayın, Allah razı olsun. Değerli hemşehrilerim, Sayın Bakanıma 2008 yılında da Sinop havaalanında teşekkür etmiştik. Eksik olmasın, ben kendisini 10 yıldır tanıyorum. Örnek kişiliğiyle, vatanseverliğiyle, içindeki insan sevgisiyle, siyaset üstü tavır tutumuyla bizlerin gönlünde ayrı bir yeri olan bir siyaset büyüğümüzdür. Bugün değerli himayesi ve katkısıyla, talimat ve direktifleriyle benden önceki konuşmacıların da söylediği gibi çok kısa bir sürede sadece Sinop'a değil bütün Karadeniz'e hizmet edecek bir büyük tesisi inşallah Sayın Bakanımız biraz sonra açacaklar. Sayın Bakanım, Türkiye balık üretiminin büyük miktarı malumunuz Karadeniz'dedir. Ve Trabzon'dan balığa çıkan, Zonguldak'tan balığa çıkan balıkçılarımız da o balığın peşinde Sinop açıklarına kadar hep gelirler. Ve Karadeniz'in dalgalı, hırçın, zor şartlarında burası onların balığı yakaladıktan sonra sevkleri içinde büyük bir veli nimet olacaktır. Girişte gördüm, Sayın Bakanım şu anda burada. Ayancık'ın bütün balıkçıları da burada. Ayancık ta o tarafta ama balıkçılar burada. Gerze'mizin balıkçıları burada. Sinop'umuzun balıkçıları burada. Bu tesis hem balıkçılarımız için hem yöremiz için çok kıymetlidir, çok makbuldür, çok değerlidir. Eksik olmayın. Tekrar tekrar hakikaten bütün kalbimle çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle değerli hemşehrilerimin bilmesini istediğim, aslında bilinen bir şeyi de yine huzurda tekrarlamak isterim ki son dönemde ilimize yönelik Sayın Bakanımızın şimdi adı değişen, eskiden Ulaştırma Bakanlığı diyorduk, Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığımızın gözle görülür, elle tutulur, hissedilir çok büyük yatırımları var. Karayollarında işte böyle limanlar vesaire, Sinop şehir merkezimizdeki rıhtım, inşallah bugün vilayette ve belediyeden kısmen müjde gibi aldığımız Sinop yat limanımızı içinde bütün bu özellikle Sinop şehir girişi ve Dikmen, Ayancık, Erfelek, Gerze, Boyabat, Durağan bütün ilçelerimizde yapılan karayolu çalışmalar içinde Sayın Bakanımıza tüm Sinoplular adına, Sinop halkı adına, Sinop halkının vekaletini üzerimde taşıyan birisi olarak hakikaten huzurunuzda teşekkürü bir borç ve görev sayıyorum. Ben bu teşekkürü bütün Sinop halkı adına diyorum. Eksik olmasın, çok ciddi katkılarla Sinop'un Türkiye ile ilgili ulaşım meselesi sona eriyor. Gidemediğin yer senin değildir. Halil Rıfat Paşa'nın meşhur bir lafıdır. Sinop'a gelinemiyordu, Ankara'dan gelinemiyordu, İstanbul'dan gelmek zordu. Şimdi artık Sinop'a rahatlıkla geleceğiz ve Sinop turizmi daha bir anlam kazanacak, güçlenecek. Bu da Sinop ekonomisine hiç şüphesiz yansıyacak. Sonuç ve kanaat, Sayın Bakanım eksik olmayın. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Bu güzel hizmetin, bu güzel tesisin balıkçılarımıza, Sinop'a, Karadeniz'e hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Sayın Bakanım, Sayın Valim, çok kıymetli konuklarımız,
güneşin altında bizi dinlemek durumunda kalan değerli hemşerilerim, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli bakanım, bugün sizi Sinop'umuza davet ederken gerçekten Sinoplularımızın size olan teveccühünü, Sinoplularımızın, hemşerilerimizin size olan minnettarlıklarını, teşekkürlerini duymanızı arzu etmiştim. Bunu bizatihi kendi kulaklarınızla duymanız, gözlerinizle görmenizi sağlamak istemiştim. Allah razı olsun, sağ olsun değerli milletvekilimiz Engin Altay bunu fazlasıyla yaptı. Kendisine de bu nezaketi için çok teşekkür ediyorum. Değerli hemşerilerim, gerçekten bir ülkeyi yönetmek, lider olmak ve bir ülkenin dünyanın bu kadar kaynadığı, bu kadar yandığı bir dönemde her zaman parmakla gösterilen bir ülkesi yapmak kolay değil. Değerli Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ımız bu hareketini yaparken kendisine çok kıymetli, çok değerli takım arkadaşları seçtim. Başarılı bakanlar seçtim. Şimdi o bakanlarımızdan biri bugün aramızda. 10 yıldır o çalışıyor. 10 yıldır o dağları deliyor, taşları deliyor, tüneller yapıyor, viyadükler dikiyor. Edirne'den Van'a her ilimizi uçakla birbirine bağlıyor, hızlı trenler yapıyor, limanlar yapıyor. O çalışıyor, millet dua ediyor. Yedi ceddine Türk milleti dua ediyor. Allah ondan razı olsun, yapan elleri dert görmesin diyor. Sinop'umuz da ona dua ediyor. Bunca yaptığı hizmetlerden değerli milletvekilimiz Engin Bey saydılar. Bu sıcakta fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Bugüne kadar yaptığı yatırımların yanında ne istediysek hep fazlasını veriyor. Havaalanı yolu diyoruz, tamam standart üstü yol yapacağım diyor. Havaalanının terminal binaları bize yakışmıyor. Biraz bakımını yapabilir miyiz, pistimizi uzatabilir miyiz diyoruz. Hayır, Karadeniz'in incisi ve merkezi olacak bir ile o havaalanı yakışmaz. Hepsini tamamen yeniden yapacağım diyor. Boyabat'a diyoruz, 3 kilometre kısa bir çevre yolu lazım. Yok olmaz diyor, 3 kilometre standartlarda yol olmaz. Ben yaparsam en az 10 kilometrelik yol yapacağım diyor, talimatını veriyor. Ayancık Sakız yolu diyoruz, emriniz olur Sinop diyor. Durağan Alaçam yolu, durağan Dikmen yolu diyoruz, başım gözüm üstüne diyor. Ey değerli bakanım, ben size daha ne diyeyim? Allah razı olsun diyorum. Hükümetimizden Allah razı olsun, devletimizden Allah razı olsun diyorum. Değerli hemşerilerim, 2011 yılının sonunda yaptığımız tespitlerle 2012 yılının yatırım programına gireceğini söylediğimiz hizmetlerin tamamı yatırım programına girdi. Bu ay itibariyle de ya ilgili kuruluşlarına ya il özel idaresine hem başlangıç ödenekleri gönderilmiş oldu hem ihale talimatları gönderilmiş oldu. Sadece bu yıl içinde çok büyük bir kısmı, neredeyse %80'leri Sayın Bakanımın kurumlarına ait olmak üzere ilimizde yapılacak yatırımların tutarı yaklaşık 500 trilyonu buluyor. Allah sebep olanlardan, emek verenlerden, böyle tesislerle bizleri buluşturanlardan razı olsun diyorum. Tesisimizin de hem ilimize, hem balıkçılarımıza, hem bütün çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çok değerli bakanım, değerli milletvekillerim, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın çok değerli bürokratları, ilimizin değerli protokolü, değerli Sinoplar, değerli balıkçılar, çok kıymetli basın mensupları. Bugün Karadeniz'in boynuna takılan bir gerdanlığın daha açılışı vesilesiyle buradayız. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli bakanım,